Günaydın efendim. Evvela Sayın Cumhurbaşkanı'nın ertelenen Amerika ziyareti hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Amerikan protokolünde resmi ziyaretler sadece cumhurbaşkanları tarafından yapılır. Ve bir akşam yemeğiyle son bulur. Dikkat ederseniz Türkiye'den Özal gitti, Çiller gitti falan. Onlar resmi ziyaret değil, çalışma ziyareti olarak nitelendiriliyor. Bazen istisna yapıldığı da doğru olur. Mesela Mrs. Thatcher'a istisnai olarak başbakan olduğu halde bir akşam yemeği de verildi. Şimdi tarihler uymadı. İzahatı bana pek ikna edici görünmüyor. Bu tür ziyaretlerde tarihler üzerinde anlaşıldıktan sonra açıklama yapılır. Zaten Cumhurbaşkanlarının resmi ziyaretinde daima bir başka eyaleti ziyaret etmek de vardır. İlk açıklandığında Teksas'a gideceği öngörülmüştü Cumhurbaşkanı. Zannediyorum işin içine bir dostum, çok eskiden Reagan'ın danışmanı bana şunu söyledi. Beyaz Saray'daki adam her hareketiyle ben nasıl görünürüm, bir daha seçilebilir miyim endişesi içindedir diye. Şimdi Musevi lobisi işin içine girmiş olabilir. Nereden? Lobinin önde gelen yazarlarından Michael Rubin bir yazı yazdı. İlan edildiği gün. Ne yani dedi. İsrail'e ticari boykot yapan, Hamas'ı terör örgütü değildir diyen adamı Beyaz Saray'da ağırlayacak mısınız? Onun için perde arkasında ne oldu bilmiyorum ama tarihler uygun olmadı konusu bana ikna edici gelmiyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama muhtemelen belki Beyaz Saray'daki akşam yemeğini iptal etmek istediler. Ondan vazgeçmek istediler. Sayın Erdoğan da bunu kabul etmemiş olabilir haklı olarak. Gelelim ikinci ziyaret. Eski Hollanda Başbakanı Rutte NATO Genel Sekreteri olmak istiyor. İtiraz eden ülkelere ziyaret yapıyormuş. Şimdi iki yaramaz çocuk Sayın Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın itirazları varmış. Orban çok açık söyledi. Dedi ki Hollanda Başbakanı iken Avrupa Birliği içinde ben bu adamı dize getiririm diyen adamı genel sekreter yaptırmayacağız dedi. Sayın Erdoğan'ın öyle bir beyanatı yok. Ama Rutte'nin başbakanken ırkçı ve İslam aleyhtarı beyanlarından rahatsız olmuş olabilir. Bunları dile getirmiş olabilir Erdoğan. Her halükarda umarım bu İsveç'in NATO üyeliği gibi karmaşık hale getirilmez. En azından Türkiye tarafından. İkincisi Irak'tan kalkınma yolu. Çok önemli bir proje. Ama bu projeden kimseyi dışlamamak lazım. Yani buradan kimseyi derken Kürt yönetimini. Çünkü dışarıda kalınırsa bu iyi bir hava yaratmaz. Üstelik güvenlik bakımından da tehlikeli olur diye düşünüyorum. Talebe nümayişleri. Şimdi talebe nümayişleri eski bir protestocu olarak söylüyorum. 1960 yılının başlarında. Bunlar çok başında hareket edilmezse yayılır. Nitekim Amerika'da yayılmıştır. 68 Fransa'daki talebe nümayişleri yayılmıştır. Ve bunlar başkanlık seçimini etkileyebilir. İşin en doğrusu tabii ateşkesi gerçekleştirmektir. Zannediyorum bir takım faaliyetler var. Yani Biden biraz daha, çok az daha kararlı intiba veriyor bana. Ukrayna Harbi maalesef arka planda kaldı. Ama Amerika daha önce vermeyeceğim dediği Patriot savunma füzelerini vermeye karar vermiş. Şimdi Amerika bunu her zaman yapıyor.
Evvela Abrams tanklarını vermem dedi. Sonra uzun menzilli füzeleri vermem dedi. Patriotları vermem dedi. Şimdi bunları gecikmeli vermek iyi bir şey değil. Ya vereceksiniz, başında verirsiniz ya vermezsiniz. Amerika Rusya ile harp konusunda son derece dikkatli davranıyor. Haklı da. Ama korkak görünmemeden, görünmemek şartıyla haklı olmak lazım. Yani sonradan verirseniz kıymeti azalıyor. Böyle bir haftayı geçirdik. Bakalım önümüzdeki hafta neler getirecek. Saygılar sunuyorum efendim.